Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda mucize bitki aloe vera jelini nasıl kullanıyorum, neden evde bulundurulması gerekiyor, faydalarından ve aynı zamanda çok harika buz küpleri hazırlayacağız. Hem göz çevresindeki kırışıklıkları hem cildinizi gençleştirecek harika bir bitki. Bu bitkiyi bana arkadaşım getirmişti birkaç kök halinde. Sonra ben bunu evin içinde bakmaya başladım. Hiç büyümediler, hiç canlanmadılar. Ama bir gün o kadar güzel büyümüşler ve çoğalmışlar ki arkadaşlar ondan da size bahsedeceğim. Şimdi en büyük parçayı koparttım. Yani kestim. O kestiğiniz yerden tekrardan çıkacak. O yüzden çok fazla dibinden kesmeyin. Aloe vera'yı soyup şimdi jelini çıkartıyorum. Önce kenarlardan keserek kenarlarındaki o dikenli kısmı alıyorum. Daha sonra da en üstteki şu katmanı keserek soyuyorum. Çok kolay bir şekilde zaten soyuluyor arkadaşlar. Daha sonra plastik veya tahta bir kaşıkla aloe vera'yı kazıyarak jelini çıkartıyorum. Bu şekilde çok daha güzel bir jel çıkmış oluyor. Jeli çıkartırken ben de aloe veralarımı nasıl çoğalıp canlandığını onu anlatmak istiyorum. Şimdi evin içinde baktım olmadı. Balkona çıkarttım. Full güneş oluyordu balkonum. Orada da olmadı. Işte 2-3 günde bir suluyordum, güneş görüyordu. Daha sonra ben bunu balkonun hiç güneşi almayan, sadece sabah güneşi alan bir tarafına koydum ve hiç sulamadım arkadaşlar. Eşim de garibim gitmiş gelmiş de haftada bir kere, iki kere falan gitmiş gelmiş ona su vermiş böyle çok az bir şekilde. Sonra ben bir gün balkon yıkarken dikkatimi çekti. Baktığımda inanamadım. O kadar büyümüşler ve çoğalmışlar ki. O kadar el bebek gül bebek baktım aloe veralarım canlanmadı. Bir tarafa koyup unuttum aloe veralarım resmen e, kocaman olmuşlardı. Demek ki aloe vera çok fazla ilgi isteyen bir bitki değilmiş. Onu anladım ben de. E, şimdi arkadaşlar şöyle size çıkarmış olduğum jeli göstereyim. Gerçekten çok faydalı bir jel. Bütün e, problemlerinize cildinizde sivilce izi, akne probleminiz, yaralarınız, yanıklarınız, sil gibi problemleriniz varsa mutlaka kullanın. Özellikle güneş yanıklarını çok güzel bir şekilde geçiriyor. Aynı zamanda saçınıza da sürebilirsiniz. Saçlarınıza çok güzel bakım yapıyor. Bildiğiniz gibi aynı zamanda doğal bir antioksidan, çok güzel bir nemlendirici. Cildinizi çok güzel bir şekilde, doğal bir şekilde nemlendiriyor arkadaşlar. Yani aloe vera jelini hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz. Bu şekilde aloe vera jelinizi uzun süre buzlukta saklayabilirsiniz. Yalnız aloe vera jelinin bazı kan gruplarına iyi gelmediği söyleniyor. Yani bunun kanıtlanmış bir bir doğruluğu yok arkadaşlar. O yüzden cildinizde herhangi bir bir hassasiyet, bir alerji yapmadığı sürece kullanabilirsiniz. Aloe vera jellerimi şimdi donması için buzluğa kaldırıyorum çok güzel buz küpleri elde edeceğim. Ben aloe vera jelini bu şekilde kullanıyorum genelde. Ama istediğiniz şekilde çözdürüp istediğiniz maskeyi yapabilirsiniz cildinize. Şimdi buz küplerinden bir tane çıkartacağım. Gerçekten çok güzel kan dolaşımını arttırıyor. Gece yatmadan önce temiz cildinize uygulayabilirsiniz. Böyle dairesel hareketlerle yüzünüze masaj yapar gibi gezdirip çok güzel bir şekilde cildinizi hem nemlendirecek hem de kırışıklıklarınız varsa onları giderecek aynı zamanda önlemede de yardımcı olacak. Bu şekilde dairesel hareketlerle cildinize uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi diğer cilt problemlerinize de aloe vera cilini kullanabilirsiniz. Gerçekten çok mucize bir bitki. Hiçbir şekilde maliyeti yok kremlerine ya da aloe vera jeli'ne o kadar para vermeye hiç gerek yok arkadaşlar. Evde hiç çok fazla ilgilenmeden sadece haftada bir kere sulayarak aloe vera jellerinizi yapabilirsiniz. Ben bir kere aloe vera jeli almıştım. Gerçekten çok pahalı. Aynı zamanda %100 aloe vera jeli değil zaten. içine. bir sürü şey katıyorlar. Videomuzun sonuna gelmişiz. Hoşça kalın. Bay bay.